Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Hepiniz benim mekanıma, ben de sizlerin neredeyse bulunduğunuz yerlere hoş geldim, hoş geldiniz. Evet, her zaman olduğu gibi sizlere yine özel ve sizlerin çok merak ettiği güzel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Yine sizlerden gelen istek doğrultusunda yine sizlerin merak ettiği bir sorunun cevabını vereceğiz. Hep birlikte tabii ki benim özel melek kartlarımla. Evet. Arkadaşlar, açılıma geçmeden önce sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Son zamanlarda yorumlarda çok fazla bunu görmeye başladım. İşte videolarımdaki reklamlardan birazcık böyle şikayetçi olanlar varmış. Şimdi arkadaşlar, benim aylarca videolarımda reklam yoktu, biliyorsunuz ki sürekli takipçilerim bunu çok iyi biliyor ki yorumlara bile bunu yazanlar oluyordu. İşte ablacığım, niye senin videolarında reklam yok diye. Artık YouTube'dan çok şükür reklam almaya başladık. Yani arkadaşlar, o kadarcık da böyle bu alma verme dengemizi en azından reklamlarla sağlıyorum. Çok teşekkür ederim. O yüzden de ne olur birazcık anlayış gösterin. Çok sıkılıyorsanız atlarsınız. Yani ne diyeyim, bunu da ben size söyleyecek değilim. Yani o yüzden de ne olur bunu artık yorumlara yazmayın. Ben üzülüyorum yani, hani gördüğüm zaman. Çünkü aylarca, yani 8-9 aya yakın hiçbir tane videoma reklam almadan ben sizlere emek verdim. Videolar hazırladım. Hiçbir tanesine bile şikayetçi olmadım. Ama sizler de ne olur bu konuda anlayışlı davranırsanız beni mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, haydi bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle. Ne diyoruz bugünkü sorumuz? Aklımdaki kişiye karşı ben ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım? Son zamanlarda özellikle bireysel danışanlarımdan ve tabii ki yorumlardan da gelen bir istekti bu. Aklımdaki kişiye karşı ben nasıl davranmalıyım? Artık ne yapacağımı bilemiyorum ona karşı. Kalmalı mıyım, gitmeli miyim? Ya da birlikteliğim devam ediyorsa ona nasıl davranmalıyım gibi soruları çok aldım. Ben de bu yüzden kolektif için böyle bir niyet almaya karar verdim. Tabii ki her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Kendi kolektifime niyet alıyorum arkadaşlar. Yani kanalıma abone olan, diğer kanallarıma abone olup takip eden, yorumlar ve beğeniler bırakan, tabii ki danışanlarımı, dostlarımı ve arkadaşlarımı kendi kolektifime dahil ediyorum. Ve her zaman ne diyorum? Eğer ki abone olmadan izliyorsanız da bir zahmet oraya bir abone ola basıp bir de bildirim sesini açarsanız sizler de direktman o kolektifimizin içinde olacaksınız. Bu kadar basit. Evet, haydi bakalım. Şöyle bir niyetimi aldım. Birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Önce Can, sonra Canan. Önce kendinizi, sonra aklınızda o nasıl davranmalıyım, ben artık ona karşı ne yapmalıyım, ne yaparsam hani bir şeyler hale yola girer diye merak ettiğiniz, düşündüğünüz her kim varsa ona niyet alıyorsunuz. Bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarda bunlardan da muzdaribim. Hani çok nadir de olsa işte abla olmadı, gelmedi, gitmedi, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar, kolektif açılım bunlar. Bakın, bütüne hizmet ediyor. Israrla altını çizerek söylüyorum. Hepinizi tutacak diye bir kaide yok. Olacak diye bir kaide yok. Arkadaşlar, ben hep ne diyorum? Sizin hayatınıza uyan, size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları alın arkadaşlar. Burada kolektifin enerjisi ne kadar güçlüyse o enerjiye göre cevaplar geliyor. Lütfen bunu da sakın unutmayın. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp numaramı
kanalımı ve diğer kanallarımın linklerini videolarımın altına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz tabii ki, yazarak mümkünse. Evet arkadaşlar, haydi bakalım, şöyle güzelce odaklandınız, rezone oldunuz. Ben de ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi birim ve bütünün en yüksek ayına şifa olması dileğimle kartlarımızı çekiyorum. Bakalım aklımdaki kişiye karşı ben ne yapmalıyım? Hatta belki bu tavırlarınız, davranışlarınız ya da söylemleriniz belki de aklınızdaki kişiyle olan aranızdaki belki buzları eritebilir ya da başka daha güzel size bir yol çizebilir. Sonuçta bizim de burada yaptığımız sizlere bir rehberlik arkadaşlar, bir yol haritası çizmek sizlere. Evet, şimdi böyle kartları yeterli gördüm, şöyle aldım ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar, şöyle ben her zaman olduğu gibi demeyeyim, şu birkaç videodur yapıyorum bunu, şöyle konuşturma kartlarımdan almak istiyorum çünkü bu konuşma kartlarını seviyorum ben. Şöyle bir alalım bakalım, aklımdaki kişiye karşı ben ne yapmalıyım niyetini alıyorum ve niyet alıyorum. Hemen bir tane şuradan bir çekelim. Evet, bir de şuradan alalım. Bakalım bu destelerden nasıl cevap gelecekmiş sizin ne yapacağınıza dair ya da ne yapmanız gerektiğine dair. Şöyle hemen bir tane buradan alalım. Bunlar da ekstradan bir size bir rehberlik etsin diyorum arkadaşlar. Ve şuradan da bir tane alıyorum. Evet. Aa, desteği alamadım arkadaşlar. Çok enteresan. Deste gelmek istemiyor. Hayır. Evet. Demek ki en önemli mesaj buradan gelecekmiş arkadaşlar. Zor aldım desteği. Evet. Tamamdır. Şimdi şöyle konuşturma kartlarımızı da aldım. Onları da şöyle bir kenara bıraktım. Şimdi tabii ki bizim kendi kartlarımızdan bir başlayalım bakalım. Ana kartlarımız size nasıl mesajlarla gelecek? Evet. Arkadaşlar bakın. Yakın onlu bir zaman dilimi öncesinde. Bu ilişkiyle bağlantılı ciddi anlamda üzülmüşsünüz ve gözyaşı dökmüşsünüz. İlk gelen mesajımız böyle başladı. Şimdi bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı arkadaşlar, o kadar çok kendinizi kısır ve verimsiz hissetmişsiniz ki yine bu ilişkiyle bağlantılı genel anlamda kendinden daha çok taviz veren, daha çok fedakarlık yapan tarafın ve darlanıp bunalan kişinin de siz olduğunu biliyorsunuz. Bir kere bunun farkındasınız. Çünkü bu ilişkiyle bağlantılı o kadar çok üzüntü yaşamışsınız ki, dediğim gibi en son yakın hatta onlu bir zaman, 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi, 10. ay, ayın 10'u, 20'si, 30'u gibi gibi içinde 10 olan bir zaman diliminde özellikle bakın hüngür hüngür ağlayıp gözyaşı dökmüşsünüz. Şu an sizin aslında en çok istediğiniz bu ilişkiyle ya da bu aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir iletişim arkadaşlar. İletişim istiyorsunuz. Ve bu iletişim içinde çok mücadele vermişsiniz, savaş vermişsiniz, ilişkinizle de ilgili zaten. Ve üçüncü kişilerle de bağlantılı. Ama onun tarafında olan üçüncü kişi, ama sizin tarafınızda olan üçüncü kişi, ama bunlar aile çevresi olabilir, ama iş ya da arkadaş sosyal çevresinden biri ya da birileri olabilir. Ama sizin, ama onun. Şimdi arkadaşlar burada sizin yapmanız gereken aslında bakın, arkanızdan o kadar çok işler çevrilmiş ki, o kadar çok oyunlar dönmüş ki, aslında bu oyunların ve dönen her şeyin, o dönen dolabın diyeyim, farkındaymışsınız ve
aklınızda o niyet ettiğiniz kişiye de defaten bunun uyarılarını yapmışsınız. İşte birileri arkamızdan iş çeviriyor. Bunlar bir oyun çeviriyor. Gibi. Ve yine ilişkinizle bağlantılı ya da size düşman olan ya da düşmanlık yapmak isteyen kişi ya da kişilerin de varlığından haberdar olduğunuz için aklınızdaki kişiyle bu konuyla ilgili çok tartışma ve münakaşalar içerisine de girmişsiniz. Zaman zaman ilişkinizde bir kutlama ya da bir şölen yaşadığınızda, bir eğlence yaşadığınızda, yolunda giden bir şeyler olduğunda hep bir aksilikle karşılaşıp tepe taklak olmuşsunuz. Bu aksiliklerde bir şekilde ama maddi ama manevi size düşmanlık yapan ya da sizi kıskanan ya da size hırs, kin, öfke ya da nefret besleyen biri ya da birileri tarafından olmuş arkadaşlar. Ve siz bunların daha farkında, daha böyle bilincinde olduğunuz için bunu belki de aklınızdaki kişiye yansıttığınızda, o niyet ettiğiniz kişiye yansıttığınızda kötü olan taraf siz olmuşsunuz. Siz kabahatli olmuşsunuz, sizde sıkıntı yaşanmış hep. Yani bir şekilde kabak dönüp dolaşıp sizin başınıza patlamış. Şimdi arkadaşlar, burada bir kere yapmanız gereken, hani aklımdaki kişiye karşı ben, bunlar genel hemen böyle bir kolektif olarak mesajını verdi kartlar. Tamam. Şimdi burada sizin yapmanız gereken arkadaşlar, bir kere şu gözyaşlarınızı bir bitireceksiniz. Bu üzüntülerinizi, o döktüğünüz gözyaşları, neden? Zaten karşınıza bazı fırsatlar geçecek arkadaşlar. O aklınızdaki kişiye hani bunları belki de ispat edebilmek adına, belki de bunları bir şekilde karşısına çıkartabilmek adına. Ha, illa böyle bir şey olmaya da bilir arkadaşlar. İkinizin arasında özel, yani sadece ikinizin bildiği bir ilişki vardır. Etraftan hiç ortak bir bilen kişi yoktur gibi. Hani öyle de bir durum olursa, hani öyle ekstrem bir durum içinde konuşuyorum. Yine karşınızdaki kişiyle bağlantılı olabilir. Sonuç itibariyle bir şeylerin ortaya çıkacağı fırsatlar geçecek elinize. Şimdi bu fırsatları değerlendirmeniz çok kıymetli sizin için. Bir kere sizin yapmanız gereken bu. Yani şu başlıyorum, aynı noktaya geliyorum, böyle bir kısır döngüde dönüyorum, bak bir çemberin içindeyim, kısıldım kaldım, ben bu çemberin içinden çıkamıyorum bir türlü dediğiniz durumlardan bir kere bir çıkın. Bir kere bundan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani böyle nasıl söyleyeyim, melankolik havanızdan, o hani böyle biraz amiyane tabir olacak, afola, o ağlak tavırlarınızdan, o güçsüz tavırlarınızdan bir kere çıkmanız gerekiyor. Özellikle de yine aklınızdaki kişiyle anlaşmazlık yerine anlaşma noktasına gitmeniz gerekiyor. Ki karşınızdaki kişi zaten egolu bir karakter. Dediğim dedik, burnunun dikine giden, inatçı, benim dediğim doğru, asıl olan benim, işte en iyi ben bilirim, aslında sen işte bunu bilmiyorsun, anlamıyorsun, asıl bilen benim, hani modunda, kafasında, hani ben burada hep bir deyim kullanırım ya, ben bana kurban olayım. Benim dediğim doğru, işte kafasında modunda olan bir eril ya da bir dişil. Şimdi sizin burada yapmanız gereken, bunu o egosunu biliyorsunuz, bunun o inadını biliyorsunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Anlaşmazlığa gitmiyorsunuz. Mümkün olan mertebede, hatta mümkün olan en yüksek mertebede, eğer ki tabii ki bu kişiyi hayatınızda istiyorsanız. Çünkü bak, zaten çok mücadele etmişsiniz, savaş vermişsiniz. Eğer bu kişiyi istiyorsanız bunları yapın. İstemiyorsanız zaten artık gönderin gitsin arkadaşlar. Yani bunu her zaman söylüyorum. Çok uzun bir şey geçmişse aradan, çok uzun bir zaman geçmişse, bir şeyler zaten bitmişse, boşa boşa ne kendini, enerjinizi o kişiyle paylaşıp kendinizi yorun, ne de boş hayale ya da ümide kapılmayın yani. Hani bir şeyler bitmişse de bitmiştir bir kere. Bunu da bir kafanıza koyun. Şimdi arkadaşlar bakın, eğer ki istiyorsanız dediğim gibi bu kişiyi, ki zaten iletişiminiz olacak. Bir iletişiminiz var. Burada sizin ortak noktada, ortak paydada buluşabilmek için anlaşma noktasına gitmeniz lazım. Ve yine özellikle aile söz konusu ise,
onun tarafından bir aile ya da sizin tarafından bir aileyle ilgili problemleriniz var ise burada yine ortak paydada buluşacaksınız. Nasıl? Bak, mecburi bağ. Şimdi mecburi bağ için ben hep ne derim? Birini sevmezsiniz ama katlanmak zorundasınızdır. İşte hep derim ya, belki onunla bağlantılı onun bir iş arkadaşıdır, ev arkadaşıdır, akrabasıdır, bir şey. Artık her kimse bu kişiye, o aklınızdaki kişinin yüzü suyu ürmedine, öyle diyeyim artık, katlanacaksınız arkadaşlar. Yapacağınız bir şey yok. Dediğim gibi, eğer ki bitirmek istiyorsanız da artık o kadar kinlenmişsiniz, öfkelenmişsiniz ya da nefret ediyorsunuz, o zaman da zaten artık bu ilişkiyi kökünden temizleyin arkadaşlar. Ha ama hayır, benim hala bir umudum var. Gelecek, o burnunu sürte sürte gelecek benim kapıma diye eminseniz, bak eminsen diyor bundan diyor. Bir bekle bak diyor, yıldızın yüksek zaten senin bu konuyla ilgili diyor. Hisleriniz ve sezgileriniz çok önemli arkadaşlar. Sezgilerinize güvenin. Hele hele bu dönem. Hele hele bu dönem. Çünkü bu dönem ilahi adaletin çatır çatır işleyeceği bir dönem arkadaşlar. Ve düşünceleriniz var. Projeleriniz var. Bu düşüncelerinizi ve projelerinizi yine aklınızdaki kişiyle paylaşmanız çok kıymetli olacak. Bunu o kişiyle paylaşın. İlişkinizle ilgili olur, kendi özelinizle ilgili olur ya da yapmanız gereken ne varsa karşı tarafı çok suçlamadan, tabii sizi de suçlamasına izin vermeden bir ortak bir proje oluşturun. Bakın bu proje sizin için çok kıymetli olacak ki zaten hemen yanında hedefle birlikte geldi. Bakın, hedef ve şans. Yani aklınızdaki kişiye en önemli davranışınız bir kere iletişiminizi kesmemekle olacak. Hedeflerinizde ve projelerinizde ortak noktada buluşmak ve mümkün olduğunca onunla anlaşma yoluna gitmek olacak diyor burada kartlarım. Ve şurada bir de maddiyat var. Maddiyatla ilgili özellikle, eğer ki aranızda böyle bir olay geçmiş ise, işte ikinizin arasında olan bir maddiyatla bağlantılı bir konu var ise gündeminizde, bu konuda da yine bir çözüme gitmeniz, karşı tarafla sizin aranızdaki bağda bir şeyleri tamamlamaya da etken olacak. Yani tamam ya da devam. Ve bütün bunlarda totalde arkadaşlar, en önemli şey, bakın aranızda bir mesafe ya da bir yol mevcut da var ise o mesafeyi mümkün olduğunca yakın tutmak. Yani siz aklınızdaki kişiye ne kadar uzak durursanız o aklınızdaki kişi de sizden o kadar uzaklaşır mesajını veriyor kartlarım. Yakın kalmanızda her daim fayda var. En güzel mesajı sona sakladım. Arkadaşlar, yanında ve arkasında olduğunu hissettirin aklınızdaki kişinin. Her ne olursa olsun, ben senin aslanlar gibi ama maddi ama manevi yanındaydım. O destekleri de verdim. Yine aynı şekilde de yanında olmaya devam edeceğim. Ta ki sen net bir şekilde bana adım atana kadar, yani tamam mı devam mı demiştik ya, tamam mı devam mı kararına kadar ben senin yanında varlığımı hissettireceğim diyeceksiniz. Haydi bakalım, geldik konuşturma kartlarımıza. Bakalım konuşturma kartları bize ne mesajlarla gelecek. Bak, öfke, bakar mısınız? Deminden beri şunu söylüyorum burada, öfke. Bir kere öfkenizi çok belli etmeyin. Çok enteresan. Şu desteği zor almıştım ve iki kartla gelmiş. Demek ki her ikisi de bir mesaj. Onu da tabii ki açacağız. Şimdi arkadaşlar, önce şu kartı söylemiştim. Bu yüzden önce bununla başlamak istiyorum. Ne demiştik? Aklındaki kişiye karşı nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım? Bak, öfke. Öfkeni kontrol edeceksin arkadaşım. Öfkeni çok belli etmeyeceksin, göstermeyeceksin. O öfkeni törpüleyeceksin. Ve bak,
Ne kadar güzel bir mesaj. Dünya kötü bir yer olabilir ama seninle el ele olursak dayanabiliriz. Ben burada ne dedim? Şu kartta ne dedim üstüne basa basa? Senin aslanlar gibi yanında ve arkanda olduğum yine olurumu hissettirin demiştim. Bak gelen mesaja nasıl birbirinin sağlamasını yapıyor konuşturma kartları. Evet. Yine unuturum diye uyandım ama yine seninle uyandım diyorsunuz. Yani karşınızdaki kişiye ne demiştim? Yine burada. Aranızda o mesafeyi, uçurumu açmayın. Varlığınızı bir şekilde ona hissettirin demiştim. Bakın nasıl sağlama. Direkt sağlama oluyor kartlar. Ve sana gelmeden önce halletmem gereken işler var. Diğer konuşturma kartımız. Yani evet. Ne dedik yine burada? Tamam mı, devam mı? Kartıyla ilgili ve maddiyatla da bağlantılı olabilir bu. Evet. Benim de sana gelmeden önce halletmem gereken bir şeyler var. Tamam, ben seni burada bekliyorum. Ya da evet, birlikteyiz belki şu anda ama ben de bir şeyleri halledeyim. Ondan sonra zaten yolumuza bakalım modunda olmanız. Ve bakar mısınız, sana gelmeyi çok düşündüm. Beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Yani burada yine sizin aklınızdaki kişiye karşı ne yapmanız gerektiğine dair en önemli iki mesaj. Zaten size gelecek bir insan ya da siz ona gitmeyi istediniz. Ama ben seni zaten bekliyordum. Ben buradaydım. Ama artık bu saatten sonra sen bana geldiğinde ben senin beklentilerine ne kadar cevap verebilirim onu da bilmiyorum modunda olmamalısınız bence. Çünkü bu modda olduğunuzu hissettirirseniz karşınızdaki kişiye, bak ne yapmalıyım diye sorduk burada. Bence bu yapmamanız gerektiğine dair bir cevaptı. Çünkü bunu yaptığınız zaman tamam, karşınızdaki kişi belki net bir şekilde cevabı alır ama belki de o cevabı aldıktan sonra hiç sizin umduğunuz gibi beklentide olmayıp düzensiz bir şekilde, hani dargın barışık bir ilişki ise aynı şekilde alıp başını gidebilirdi arkadaşlar. Tamam. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Aklımdaki kişiye karşı ben ne yapmalıyım ya da nasıl davranmalıyım sorusuna cevap aradık hep birlikte. Umarım sizlere bir nebze olsun rehberlik yapabilmişimdir diye niyetimi alıyorum. Bugün de beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz ve güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki Makmış Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.